Olmaz dedim Zeynep. Baba ne olur. Bak tamam sen kanama, ne olur benden bunu isteme. Bak aynı yerdeyiz, aynı kasabadayız, yine görüşürüz. Ben kasabada pansiyonda kalacağım. İstediğin zaman görüşürüz. Ya niye inat ediyorsun Zülfikar? Kız pansiyonda kalacağım diyor. Bırak kalsın. Hem çiftlikte hırgür olmaz değil mi? Boşuna çenenizi yormayın. Zeynep'in kalacak yeri hazır ya, Semin'in de. Ya benim anadan kalma kasabadaki ev neci ha? Öyle bomboş duruyor işte orada. Ya iki kız nasıl olur bilmem ki Fatma. Mal gibi olur Zülfikar amca. Naz etme Zülfikar. Bak benim de içim rahat etsin. Hem elimiz üstlerinde olur. Burada huzurları olmaz Zülfikar. Ha doğru diyor Fatma abla. Vallahi billahi burada huzurları muzurları olmaz. Eh iyi ya madem. Ay iyi. Hadi sen koş anahtarları getir kız. Hadi. Ev taşıyacaklar canım. Onun için diyorum. Tamam ben anahtarları getiririm. Vallahi içim çok rahat etti şimdi. Anne. Ben Taci'yi yanıma almak istiyorum. Yeter sana yük oldu. Al kız al. Ne yapacağız zaten Taci'yi burada değil mi? Ev kadar çocuk. Hem yanında dursun anasını. Gülizar bir sus. Kızım Oncacığın yükünden ne olacak? Aa ben vermem şimdi Taci'yi sonra. Siz bir yerleşin. Tamam mı? Aa hem orada okula nasıl gidecek? Ben arabayı getireyim. Sizi kasabaya bırakırım. Giderdik biz. Ay çok iyi olur. Zeynep. Çok özlemişim ben seni. Ben de seni. Bana bak. Gökhan da yakıyor. Bu büyüyünce acayip bir şey olmuş kızım. Gözümden kaçmadı. Senin yüzün de benim gözümden kaçmadı Yasemin. Hayvan işte. Ne diyeyim? Ki ben de seninle gelsem. Bak biz bu eve bir yerleşelim. Sonra yanıma alacağım seni. Tamam mı? Oh. Süt kuzum benim. Taci. Orada atlar yok ki. Olsun. Annem var. Taci. Rüzgar uysuzlandı. Şeker istiyor. Sen ne vereceksin ben mi vereyim? Ben veririm. Sakın kimse dokunmasın. Isırar şimdi seni. Ay nasıl senin çocuk bu. Sen de böyle çocukken atlara kimseyi yaklaştırmazsın. Sen hariç canım. Zeynep. İyi ki gitmedin. İyi ki gitmedim. Zeynep. Sanırım sana bir şey söyleyeceğim. Sanırım. Şöyle yapalım. Sen emin olduğunda söyle. Hem sonra yanılmışım demezsin. Ne diyorsunuz Rezan Hanım? Durumu nasıl peki? Gökhan. Gökhan dur. Ah, ah Banu. Rezan Hanım hastanedelermiş. Banu'nun durumu çok fenaymış. Rezan Hanım. Banu nasıl? Neredesiniz onu söyleyin bana. Rezan Hanım. Banu diyorum. Geliyorum. Ne? Nasıl? Durumu iyi miymiş oğlum? Bilmiyorum anne. Ben bırakayım size kasabaya o zaman. Hiç gerek yok. Yok vallahi çok iyi olur. Ben gideyim arabayı alayım hemen. Ali Hikmet Bey! Ali Hikmet! Beslan Hanım ne diyor? Nesi varmış Banu'nun? Yani telefonda o kadar çok bağırdı ki hiçbir şey öğrenemedim. Hastaneye gitmişler. Banu kriz geçirmiş. Seninle mutlaka konuşmamız gerek Ali Hikmet. Çok önemli. Nedret bugün bana... Banu'dan bir haber alırsan bilmek istiyorum.